Yedinci tepkime türümüz çözünme, çökelme tepkimeleridir arkadaşlarım. Çok önemli bir tepkime çünkü sorularda sıkça karşımıza geliyor. Bakınız mesela biz suyun içerisine tuz atarsak, naceli atalım mesela, bu fiziksel bir olaydır. Fakat öyle katılar var ki ikisini atıyorsun, kabın içerisinde kimyasal olaylar gerçekleşebiliyor. Bunlardan bahsetmek istiyorum size. Farklı tür çözeltilerin karıştırılmasıyla bir araya gelen anyon ve katyonların birleşerek suda çözünmeyen iyonik bir katıyı oluşturması olayına çökelme, oluşan katıya ise çökelek denir. Bakınız, kendi başına sodyum klorürü suyun içerisine atsaydım fiziksel bir olaydı. Gümüş nitratı suyun içerisine atsaydım fiziksel bir olaydı. Fakat ben şu anda ne yapıyorum? Aynı kabın içerisinde su var. İkisini aynı anda atıyorum. Bakınız, sodyum klorür suda çözündüğü zaman sodyum artı klor eksi. Gümüş nitrat suda çözündüğü zaman gümüş artı nitrat eksi iyonu verecek. Sodyum artı, bir kere daha burada çözünme denklemini yazalım. Klor eksi gümüş artı nitrat eksi diyoruz. Şimdi arkadaşlarım, kabın içerisinde öyle bir durum gerçekleşiyor ki bunun artısıyla bunun eksisi, bunun artısıyla da bunun eksisi yer değiştiriyor. Yani aynı zamanda bu bir yer değiştirme tepkimesi. Şu anda kabımızda sodyum nitrat ve gümüş klorür tuzları oluştu. Bakınız, kaba ben sodyum klorür atmıştım, gümüş nitrat atmıştım ama şu anda çok başka tuzlar oluştuğunu görüyoruz. Demek ki bu olay aynı zamanda kimyasal bir olay oluyor arkadaşlarım. Peki kimler güzel çözünecek, kimler çökecek? Bakınız, 1A grubunun bileşikleri yani sodyum ve nitratlı bileşikler suda iyi çözünürler. Gümüş klorür katısı da ne yapacaktır arkadaşlarım? Dibe çökecektir. 1A grubunun bileşikleri ve nitratlı bileşikler suda iyi çözünürler. Yani bu bilgi size kimyasal tepkimeler konusunda yeterlidir arkadaşlarım. Daha ilerleyen konularda tabii ki ekstra bilgiler verilmesi gerekiyor. Mesela KCC olduğu gibi. Buradaki eksi, buradaki artı, buradaki eksi, buradaki artı. Eksiler artılarla ne yapıyor? Yer değiştiriyor. Dolayısıyla sodyum ve nitrat suda çok güzel çözünüyor arkadaşlarım. Çünkü 1A grubunun bileşikleri ve nitratlı bileşikler suda çok güzel çözünür. Gümüş klorür katısı da ne yapacaktır? Dibe çökecektir. Dikkat dikkat, dibe çökenler için net iyon denklem yazılır. Çünkü soruyor, diyor ki net iyon denklemi kime göre yazarsın? Tabii ki dibe çöken tuz için yazarım. Diyor ki seyirci iyonlar kimlerdir? Seyirci iyonlar arkadaşlarım suda iyi çözünenlerdir. Yani iyi çözünenler çökeni ne yapar? Seyreder. Dolayısıyla sodyum artı ve nitrat eksi suda çok güzel çözünmüştü. Bunlar da nasıl iyonlardır? Seyirci iyonlardır. Burada beraberce bir uygulama yapalım. Kurşun 2 nitrat katısı ve potasyum sülfür katısını suyun içerisine atıyorum arkadaşlarım. Ve şunu biliyorum ki nitratı var, çok güzel çözünür. Potasyum 1A, bu da çok güzel çözünür. İkisi de şu anda çok güzel çözünüyor, bakalım. Karışınca nere olacak? Kurşun 2 nitrat katısını suyun içerisine attığım zaman tabii ki iyon verecek. Kurşun artı 2 ve 2 nitrat eksi şeklinde. Potasyum sülfür katısını suyun içerisine attığım zaman 2K artı ve S eksi 2 olacak. Biliyorsunuz burada bir yer değişme gerçekleşiyor. Bunun artısı bunun eksisiyle, bunun artısı da bunun eksisiyle birleşti. Yani kapta potasyum nitrat ve kurşun artı 2, kükürt eksi 2, artı 2, eksi 2 birbirini götürdü ve PbS. Kurşun 2 sülfür bileşiğini oluşturdular. Bakınız, kaba kurşun 2 nitrat atmıştım. Potasyum sülfür atmıştım. İkisi de birbirinden çok farklı katılar. Şu anda oluşan maddeler bambaşka. Dolayısıyla nasıl bir çözünme gerçekleşti? Kimyasal. Kim iyi çözünür? Potasyum 1A ve nitratı olduğu için suda iyi çözünür. Potasyum nitrat suda iyi çözünür. PbS katısı ne yapacaktır? Dibe çökecektir. Peki potasyum artı ve nitrat eksi nasıl iyonlardır?
seyirci iyonlardır diyoruz. Çöken katı için ise net iyon denklem yazarız demiştik. Dolayısıyla kurşun artı 2, kükürt eksi 2 ne olacaktır? PbS katısı dibe çökecektir. Bu da net iyon denklemdir.